Sanat Dünyası'ndan haberler. Hazırlayan ve sunan Nalan Kumlalı Atahan. Nalanca Sanat Programı'na hoş geldiniz sevgili sanat dostları. Bu hafta da sizlere New York'tan sesleniyorum. Tüm dinleyenlere New York'tan sevgilerimi gönderiyorum. Nalanca Sanat'ta yer almasını istediğiniz sergileriniz veya etkinlikleriniz ile ilgili bilgileri nalancasanat@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sanat dolu bir programla sizlerleyim. Sizlerle ilk önce izlemenizi önereceğim birkaç güncel sergiyi paylaşmak istiyorum. İlerleyen dakikalarda enerjisi, heyecanı ve sohbeti harika bir insan. Bir kitabının yazarı Yonca Karaben Sözer konuğum olacak. Sohbetimizi kaçırmayın. Ve tabii ki her hafta klasikleşen, bu haftanın sizler için seçtiğim kitap bölümünde yine birlikteyiz. Radio Anatolia. İlk sergi durağımız Art Galeri'nin Bebek'te açılan Mihriban Mirap'ın Zamansız Fenomen adlı kişisel sergisi. Mihriban Mirap'ın Zamansız Fenomen adını koyduğu sergiye ait düşünce ve üretimlere bakıldığında ortaya çıkan sosyo-kültürel sorgulama bir yandan günümüz sosyolojisine, öte taraftan sanatın kültüre bakışını ve kültür üretimine katkısını izleme imkanı sunuyor izleyicilere. Kolaj mantığından yola çıkarak çalışmalarını uygulayan sanatçı Mihriban Mirap'ın resimlerinin konusu büyük kentlerde yaşayan insanların modern yaşam algısı üzerine kurulu. Sanatçı çalışmalarında ağırlıklı olarak teknolojiyi kullanan insanlar, teknolojinin getirileri, araba, bisiklet, motosiklet, cep telefonu, duvar grafitilerinin ve bunların yanı sıra çağımızın gelişen temposuna ayak uydurmaya çalışan kent insanlarını konu alıyor. Resim sanatını biraz irdelediğimizde eserin hangi döneme ait olduğunu, ait olduğu dönemin bir belgesi niteliği taşıdığını görüyoruz. Mihriban Mirap ise bugünün insanları ve eskiyle yeninin bir arada yaşandığı daha açık bir ifadeyle güne ait yaşam izlerinin yenilenerek çağa uygun hale getirildiği bir dönemin yansımalarını kolajlarında plastikleştirmiş. Pop art tarzı çalışmaları sevenlerin özellikle kaçırmaması gereken bir sergi. Mihriban Mirap'ın Zamansız Fenomen adlı sergisini 24 Haziran tarihine kadar Art Galeri'nin Bebek'te izleyebilirsiniz. İkinci sergi durağımız Damla Özdemir'in Free Speech Zone isimli kişisel sergisi. Bu yıl 25. yaşını kutlayan Galeri İlayda'da açılan Free Speech Zone, genç kuşak sanatçılar için de stop motion animasyon ve dijital sanat tekniklerinden beslenerek kendi üslubunda harmanladığı kolaj üretimiyle ön plana çıkan Özdemir'in yeni projesi. Son dönem eserlerinden bir seçkiyle şekillenen sergide Damla Özdemir, söz söyleyebilmenin varoluşsal olanaklarına odaklanıyor. Sanatçı, yaşantı ve deneyimlerinden hikayelerle kurguladığı eserlerinde günümüzde birey olarak aidiyet ve özgürlük arasındaki bağlara veya zıtlıklara dair sorgulamalarını yansıtıyor. Kimlik, cinsiyet, kültürel kodlar, savaş, uygarlık sorunları bu sorgulamalarından bazıları. Teknik anlamda ise temelinde yan yana gelmeleri ve estetik bir kompozisyon oluşturmaları imkansızmış gibi görünen şeyleri bir araya getiren klasik kolaj tekniği ile birlikte dijital evrenin getirdiği sınırsız yenilikleri de kullanıyor. Parçaladığı, farklı açılarla konumladığı, katman katman tasarlayıp birleştirdiği yüzeyler sonuçta üç boyutlu yapılarıyla üzerinde çalışılmış kurgusal bir üsluba sahipler. Eser olarak tek bir bütüne baksak dahi bu çoklu yapı sanatçıya daha fazla ifade kanalı sunuyor. Ölçekleriyle oynanmış sürreal görünümler, manzara olarak belirgin merkezleri çevreye doğru esnetilmiş şehirler, doğa ve kentleşme, bitkiler ve hayvanlarla birlikte duygusal bağlamı yaratan jestler içinde figürler geçidiyle karşılaşıyor izleyici. Damla Özdemir'in Free Speech Zone isimli kişisel sergisini 23 Haziran'a kadar Nişantaşı'nda bulunan Galeri İlayda'da izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi sizi İstanbul'un tarihi bir mekanına, Anemas'a götürmek istiyorum. 1600 yıllık İstanbul surları, Anemas zindanları yanında, etrafı tarihi ve kültürel zenginlikler ile dolu bir mekan. Anemas İn Cafe, hem otel hem yurt hem de kafe hizmeti veren bir kampüs.
Bu hafta 13 sanatçının eserlerinden oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor mekan. Serginin teması ışık olarak belirlenmiş. Birbirinden değerli 13 sanatçının ışık teması ile ilgili çalışmalarını görmek için 2-27 Haziran tarihleri arasında Ayvansaray'da bulunan Anemas Galeri'ye uğrayın derim. Anemas Galeri bundan böyle sanatçılar için yeni bir mekan olarak sergilere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Sanata ve sanatçıya verdiği katkılarından dolayı Sayın Seçkin Dindar'ı kutluyorum. Sanat dostlarının bu yeni mekanı ve açılacak sergiyi ajandalarına not etmelerini öneririm. Şimdiki durağımız İsviçre. Sanatçı Server Demirtaş'ın kinetik eserlerinin yer aldığı Desiring Machines başlıklı sergi İsviçre'nin Cenevre kentinde açıldı. Mimar Sinan Üniversitesi mezunu sanatçı, İstanbul'da ürettiği heykellerinde mekanik estetik ile kavramsal sorgulamaları bir araya getiriyor. Sanat ve mühendisliği buluşturan sergide sanatçı, karmaşık bir mühendislikle yaptığı makineler, koreograf hareketlerle robottan çok insana benzer eserler sergiliyor. Tamamen el yapımı olan insan hareketlerinden esinlenerek üretilen heykeller, sergiledikleri vücut hareketleriyle adeta robotları insanlara yaklaştırıyor. Her mekanik heykelin merkezinde senkronize hareketleri gerçekleştirmek için kablolar ve teller vasıtasıyla bağlanan bir dizi dişli bulunuyor. Heykeller paslanmaz çelik, polyester, silikon ve dendrin kullanılarak oluşturuluyor. Sergide yaklaşık 80 saniye süren devirlerin tekrarından oluşan kurguların temelinde gündelik hayata dair basit insan davranışları betimleniyor. Server Demirtaş'ın kinetik eserlerinden oluşan sergiyi İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan MAD Galeri'de 29 Temmuz tarihine kadar deneyimleyebilirsiniz. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, sıra haftanın konuğu bölümüne geldi. Bu hafta konuğum Yonca Karaben Sözer. 1999 yılından beri New York'ta yaşayan ve çalışan ödüllü bir iş kadını ve çiçeği burnunda bir yazar. İlk kitabı birkaç ay önce yayınlandı. Okudukça sizi içine çeken ilginç bir o kadar da etkileyici bir kitap. Yonca Hanım'la New York'ta tanıştım. Kendisiyle biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Enerjisiyle, samimiyetiyle, gözlerinin içi gülen harika bir insan. Kendisini Nalanca Sanat dinleyicileriyle buluşturmak istedim. Merhaba Yonca Hanım, hoş geldiniz Nalanca Sanat'a. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok mersi, ben iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olmak büyük bir keyif. Çok sağ olun. Aynı keyif bizim için de geçerli. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Yonca Karaben Sözer kimdir? Kısaca bir hayat hikayenizi alabilir miyiz? Tabii ki İzmir doğumluyum. İzmir Amerikan Kız Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra üniversiteyi Brüksel'de Vesalius College'da okudum. Lise hayatımdayken bir sene Amerika'da değişim öğrencisi olarak Rochester'da yaşadım. Üniversiteden mezun olduktan sonra finans alanında çalışmaya başladım. Aynı zamanda çalışırken finans konusunda Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. 1999 yılından beri Amerika'da yaşıyorum. Eşim ve bir oğlumla birlikte. Harika. Çalışma hayatınız var ama benim için enteresan olan Bir isimli kitabınız. Evet. Kitaba geçmeden evvel çok azıcık ortaokul ve lise hayatına değineyim. O yıllarda güzel yazı yazma ve güzel konuşma konularına hem merakım hem sevgim vardı. Hatta o yıllarda İzmir'de güzel konuşma yazma yarışmaları olurdu. Onlara büyük bir hevesle, sevinçle hazırlanırdım. Fakat bundan sonra bu yönde devam etmedi. Farklı farklı kapılardan geçtim. Geçerken de hep yazı yazmayı sevdim ve kendime ufak notlar tuttum diyebiliriz. Bire gelecek olursak bu uzun zaman zarfında bir de lise yıllarında yaptığım konuşmalara ve yazılara ilaveten yıllar içinde pişirdiğim kavramlar var. Bunları dahil etmiş oldum. Örneğin çocuk büyütürken bu bir dönüm noktası. Karşılaşılan gerçekler var. Basit ve çarpıcı yansımalar. Doğru söylemek gibi. Yani yalan olmasa bile bir şeyi doğru aktarmak, bir bilgiyi doğru aktarmak diyelim. Çocuk gözümüzün önünde büyürken ona basit bilgileri
gösterirken, öğretirken şunu fark ediyorsunuz. Eğer kırmızıyı siyah olarak öğretseniz onu o siyah olarak bilecek ve oradan devam edecek. Yaşamı bu şekilde algılamış olacak. Yani kırmızı bir objeyi ya da kırmızı bir kalemi siyah olarak görecek ve siz ona siyah dediğiniz için siyah olarak devam edip de gidecek. Hayatı bu şekilde etkilenmiş olacak. Dolayısıyla da verdiğiniz neyse, ağzınızdan çıkan söz, elinizden çıkan kelime, kaleminizden çıkan kelime diyelim, neyse oradan devam edecek hayat. Bu da ağzımızdan dökülen kelimelerin aslında ne kadar kuvvetli, ne kadar önemli ve ne kadar direk taşı olduğunu gösteriyor. Bunu fark ettiğiniz andan itibaren bir içe dönüş başlıyor. Kendi kendine hesaplaşma, doğruları sorgulama, etrafımızdaki basit kuralların bir daha üzerinden geçme gibi diyelim. Bir de ben biraz bunu yaptım. Hepimize çok tanıdık gelen, hayatımızın artık bir parçası olmuş ve önemsemediğimiz diyelim kurallar var. Ve bu basit kurallara uyarsak her şey aslında çok daha kolay, güzel ve rahat olacak. Ama bunları hep erteliyoruz. Basit kurallar, işte yalan söylemeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, başkasının malına göz koymayacaksın, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. Bunlar çok basit kavramlar. Evet, normalde insanı tanımlayan şeyler bunlar. Tabii doğruluk herkese göre değişir. Doğru insan olmak, iyi insan olmak diyelim daha doğrusu. Bunu aslında hani biraz önceki sohbetimizde siz dile getirmişsiniz. Bir nevi tozunu almak gibi. Aynen o şekilde. Bir ezoterik bir roman. Bunu böyle tanımlayabiliriz. Ezoterik derken de dini anlamı olmayan, zaten sözlükte de bunu bu şekilde görüyoruz. İçe dönük, içsel, içe yönelik anlamı olan. Biz eğer bu çok basit fakat çok baz kavramları içimize dönüp tekrar sorguladığımızda nasıl zaman içinde tozlandığını fark ediyoruz. Belki yapmak istediğim birazcık kendi adıma, kendi zihinsel yolculuğumda bu kavramların biraz üzerinden toz almaktı. Ezoterizm, mistisizm olmamakla birlikte bu kitaba ben biraz mistisizm de kattım. Böylelikle kavramları sert bir şekilde tartışmak yerine romansal bir hikaye içinde bir soru cevaplamaya döndürdüm diyebiliriz. Güzel. Kitabı şöyle biraz baktığım zaman içinde farklı farklı karakterler var. Bu karakterlerin bir kesişim noktası var. Kesişiyorlar ve oradan da hikaye kendisini alıp götürüyor. Evet, bu çok karakteri bol olan bir kitap. Bazen kendi kendime Ravel'in Bolero'suna benzetiyorum. Bir enstrüman giriyor, aynı enstrüman çıkıyor. Sonra enstrümanlar bir araya gelip aynı notayı tekrarlıyorlar. Karakterler bol ve karakterlerin hep sayılarla bir ilişkisi var. Evet, şimdi o noktaya gelelim. Bu bir, şunu merak ediyorum. Evet, kitap çok güzel. Farklı karakterleri barındırıyor. Bunun sonunda da evet, iyi bir insan nasıl olur, nasıl olmalı? Aslında bildiğimiz cevapları karşımızda çıkartıyor. Bunun en başına dönmek istiyorum tekrar. Bu belki çocukluğunuza gider ya da gençlik yıllarınıza. Bu kitabın çıkış noktası neydi tam olarak? Yani şöyle söyleyeyim, daha doğrusu sorabilirim. Bir anda kitap yazmaya başlamadınız herhalde. Bu birkaç senenin birikiminden mi çıktı? Birçok senenin birikimi diyebiliriz. Kendi kendime aldığım gezi notları. Ha, enteresan. Yani o zaman evet, ben kitap yazıyorum şu anda deyip de bilgisayarın başına ya da kalemi elinize alıp defterinize başlamadınız. Kesinlikle dediğiniz çok doğru. Şimdi bunu karakterlerle de bağlayacağım. Kitapta karakterlerin sayılarla ilişkileri var. Sırlarını, hatıralarını, hikayelerini bu sayılarla ifade ediyorlar ve bizimle paylaşıyorlar. Benim de zaman içinde sayıları sorguladığım, onlardan yola çıktığım, onlara anlam vermişliğim olmuştur. Ve bunu ben çok da yürüyerek yaparım. Bir yürüyüş yaparken kendi kendime sorular, cevaplar şeklinde bir bakarım ki koca bir paragraf yazılmış. Gider onu not alırım. Dediğim bu notlar, ilgi duyduğum konulardan okuduğum kitaplar, yaptığımız bir sohbet, bir arkadaşımın anlattığı bir hikaye, bunların hepsi toplandı ve
yine doğruya, dürüstlüğe, bilgiye ait kendi kendimi sorgulamayı sevdiğim konularla birlikte harmanlamın roman haline dönüştü. Çok güzel, çok enteresan açıkçası. Yani seneler içinde aldığınız küçük küçük notları bir bütün haline getirdiniz ve okuyucularınızla paylaştınız. Daha doğrusu siz onu özgürleştirdiniz. O yolunu bulduğu noktada denk geldiği kişilerle kesişti. Yani siz bir nevi aslında bu kitabınız vasıtasıyla insanlara dokunuyorsunuz. Bu tabii ki en arzu ettiğim şey. Kendi kendime düşünüp, sorguladıp, bir yere vardığım konuları insanlarla paylaşma noktasına geldiğim anda bir kitap oldu. Evet, bir şey daha parantez açmak istiyorum. Bu kitabı yazdınız. Evet, roman haline getirdikten sonra ya da getirme aşamasında ilk kiminle paylaştınız? İlk eşimle paylaştım. Yani burada o zaman eşiniz sizin ilk eleştirmeniz oldu. Evet, bunu da severek yaptığını ümit ediyorum. Her yazdığım konuda, hikayeleştirdiğim bilgilerde onun geri dönüşümünü almayı çok seviyorum. Çok güzel, o zaman eşiniz burada sizin en büyük destekçiniz oluyor. Dışarıdaki bir gözünüz aynı zamanda. Aynen öyle. Çok güzel. Bu bir kitabının bir de 4 farklı kitap kapak tasarımı yapılmış. Yani bir rakamı farklı şekillerde dizayn edilmiş. Bunun talebi sizden mi geldi? Kapak tasarımını Geray Gencer yaptı. Çok yetenekli ve çok ödüllü bir tasarımcı. Tasarımı tamamladığında 4 tane bir kapağıyla sonuçlandı proje. Ve baktık ki hakikaten her birin bir anlamı var. Herkesin biri farklı olabilir. Fakat sonunda her şey bir. Sonuç itibariyle bu 4 bir kapağında kullanmaya karar verdik. Hatta şöyle birkaç anekdot da oldu ki bir tasarımı diğerinden daha fazla sevenler ondan bulamadım, acaba onu nerede bulurum vesaire gibi. Sonunda onu da anladık ki kitap sizi buluyor. Çok enteresan, evet, kitap sizi buluyor. Evet sevgili dinleyiciler, çok güzel bir kitap. Eminim okumak isteyeceksinizdir. Hayatın amacı bire varmak mı bu kitapta? Ya da sizin amacınız bire varmak mı, bir olmak mı? Herkesin biri var dediniz. Evet, herkesin kendi biri var. Herkesin kendi doğruları var. Öğrendiğimiz, öğretilen veya işte tabulaştırılmış doğrular var. Bu bir olmak nedir tam olarak? Bir olmak, birden çıkmak. Ama hep başlangıç olmak. İkiyi yazarken şunu fark ettim ki, ikiyle her şey değişiyor. İlk defa ikiyle her şey değişiyor. Çünkü artık bir yok. Birden bir fazlasına çıkmışız. O yüzden de iki zaten ikilemin, dualitenin sembolü. Madalyanın iki yüzü gibi. İyi kötü, güzel çirkin. Yol alırken 3, 4, 5 diye veyahut da biz kendimiz hayat içinde yürürken farklı farklı yerlere gidiyoruz. Farklı farklı kapılardan çıkıyoruz, giriyoruz. Farklı yolları seçiyoruz, yollar bizi seçiyor. Fakat dönüp de geldiğimiz tek yer bir. Evet, çok enteresan. Sonunda bire varıyoruz. Kendi içimizdeki bir. Kendimize varıyoruz aslında bir nevi o zaman. Kendimizden çıkıyoruz ve kendimize varıyoruz. Bunun için de çok değişik yolculuklar yapıyoruz. Özellikle kitapta da değişik coğrafyalara gidiyoruz mesela. Değişik kültürlere dokunuyoruz. Bunların ne kadar benzer olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de yine doğru insan, iyi insan olmak için her ne kadar açılırsak açılalım, her şeyin kendi içimizde bittiğini anlayabiliyoruz. O zaman bir nevi bu bir insanlara aynı oluyor. Aslında hepimiz biriz. Evet. Oraya geliyoruz. Oraya geliyoruz. Yani hepimiz biriz. Bir nevi aynaya bakıyoruz, kendimizi görüyoruz. Tek bir yerden çıkıyoruz, birden çıkıyoruz. Çoğalıyoruz, istediğimiz kadar çoğalalım ama aynı yerden çıkıyoruz. Demek ki aynı yere geri dönüyoruz. Geçen Nisan ayında İzmir Kitap Fuarı'na katıldınız. Okuyuculardan ya da sizin takipçilerinizden tepkiler nasıldı, etkiler nasıldı? Kısaca da ondan bahsedebilir miyiz? Tabii ki çok güzel bir gündü. İlk defa gelenler vardı. Okuyup da duygularını, yorumlarını paylaşmaya gelmiş olanlar vardı. Güzel bir gün geçirdik.
bir tane enteresan ve benim için önemli olan bir ufak hikayeyi paylaşayım. Duamı değiştirdi dedi bir okuyucu. Doğru dua etmenin ne olduğuyla ilgili bir bölümümüz var kitabın içinde. Her duanın kabul olamayacağı, çünkü belki duanın o istediğimizin bizim için iyi ve doğru yol olmadığı, üzülsek de sıkılsak da doğru yolun başka bir yol olduğunu anlatan ufak bir hikaye. Bu hikayede kendini çok bulmuş ve doğru dua etmediğine kanaat getirmiş. Duamı değiştirdim dedi. Bu benim için çok özeldi. Evet, bir kişiye dokunmuşsunuz. O kişi etkilenmiş kitabınızdan. Tebrik ediyorum sizi. Biraz önceki konuya tekrar gelelim. Mistisizmi biraz açar mısınız? Kitaptaki, biraz önce bahsetmiştiniz. Evet, ezoterizmin yanında mistisizm de biraz var dedik. Gerçekleri konuşurken hafif hayal dünyasına adım atmak güzel. Hayalleri de konuşurken gerçekçi olmak iyi. Bunun arasında bir denge olmalı. O anlamda biraz mistisizm var kitabın içinde. Karakterlerin yanında onlara yol gösteren melekler bahsi geçiyor. Böylelikle yaşam üstünü yaşamla harmanlamış oluyoruz. Ki o da romana farklı bir tat getiriyor. Çok güzel. Yani melekler de var bu kitabın içinde. Meleklerimiz bizimle beraber. Bunu da ortaya çıkartmışsınız. Meleklere mucize diye bakıyoruz. Ama ben şunu da düşünüyorum. Mucize gerçekten bir kavram olmasaydı, doğru bir kavram veya içi dolu bir kavram olmasaydı sözlükte yer almazdı. Demek ki mucize diye bir şeye isim verdiğimize göre mucizeler var. Ondan hayatımız hiç mucizelerden eksik kalmasın. Çok güzel, evet. Herkesin mucizesi gerçekleşsin. Herkesin mucizesi meleklerle gerçekleşsin. Buradan Sev'e geçmek istiyorum. Geçebilir miyiz? Tabii ki. Sev'i sizden dinleyebilir miyiz? Duymamış olan dinleyicilerimiz olabilir. Sev'in açılımını alalım ve bununla sizin bağlantınızı dile getirelim. Tabii memnuniyetle. Sağlık Eğitim Vakfı, İzmir Amerikan Kız Koleji, Üsküdar Amerikan, Tarsus Amerikan ve Gaziantep'teki Amerikan Hastanesi'nden oluşan bir vakıf. Sev Vakfı New York'ta her sene bütün okulların mezunlarını topladığı bir gece düzenler. Buraya da misafir konuşmacılarımız gelir. Bu seneki Sev Gecesi yine New York'ta Princeton Club'da yapıldı. Bu gecede değişik bir aktivite diyelim olarak yeni de çıkmıştı bir. Kitapları bağışladım. Ufak bir imza gecesi yaptık. Ve imza gecesinde toplanan bağışlar Sev Çocuk Okuma Bursu'na aktarıldı. Böylelikle belki sadece kelimelerle, sözlerle değil, farklı olarak da çevremize bir şekilde ufacık da olsa dokunmuş, katkıda bulunmuş olduk. Evet, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş oldunuz ki siz bunu sürekli yapıyorsunuz zaten. Sev vasıtasıyla da bir, evet aslında hepsi bir ama bir farklı farklı kişilere dokunarak çoğalıyor. Kendi benliğine dönüyor belki de bir olma yolunda. Çok güzel ifade ettiniz. Biri çoğalttık. Birde kalarak biri çoğaltmış olduk. Çok güzel. Peki bu birin devamı var mıdır? Biraz önce iki dediniz. İki mi geliyor yoksa başka bir şey mi var bunun arkasında? İki gelmiyor ama başka bir kitap geliyor. Buradaki ana karakterler çok güzel, değişik bir maceraya devam ediyorlar. Bu karakterler devam ediyor. Konu yine ezoterik. Yine kendini sorgulama, anlama, bunu paylaşma, bu hikaye. Fakat çok daha farklı yine coğrafyalarda ve farklı bir bakış açısıyla, belki içinde birazcık daha bilimin ağırlıklı olduğu bir konu olarak devam edecek pek yakında. Oo, çok yakında, evet. Daha da önceye dönersek o zaman küçük küçük notlar şeklinde aldığınız anekdotları bir roman haline getirdiniz. Bu yazma aşkı devam ediyor ya da sevdası birle başladı. Devamı gelecek. Umarım üçüncüsü de gelir. Herhalde ikincisi yazılıyor şu anda ya da bitmek üzere. İkincisi bitmek üzere. Üçüncüsü de proje aşamasında. Onun da üzerinde çalışıyorum. Harika, harika.
O zaman buradan okuyucularınıza da müjdesini vermiş olalım. Yonca Karaben Sözer'in ikinci kitabı bitmek üzere, üçüncüsü de proje halinde. Peki Yonca Hanım, bir isimli kitabınızı şu ana kadar almamış olanlar nereden temin edebilirler? Türkiye'de DNR'larda, Remzi Kitabevi'nde, Nezih Kitabevi'nde, aynı zamanda internet üzerinden de İdefix'ten temin edilebiliyor. Oo, çok güzel. O zaman Amerika'da yaşayanlar da internet üzerinden temin edebilirler bu kitabı. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Bir de dediğim gibi bir içe dönüşü tanıdım ve bunu paylaşmak için yola çıktım. Burada önemli olan insaniyet, iyilik, sevgi gibi kavramları tekrar yakalamak, eğer biraz gevşettiysek, onlara sahip çıkmak ve onları da paylaşarak, elden ele uzatarak ilk başladığımız noktaya gelmek. Yani değişip dönsek de gideceğimiz yer aslında ilk çıktığımız nokta. O noktadaki temiz, masum, saf, bizi insan yapan değerleri tutunalım ve bunları yayalım. Çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Narlanca Sanat'ta katıldığınız için, konuğum olduğunuz için bu hafta çok teşekkür ediyorum Yonca Hanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olmak büyük bir keyifti. Aynı keyif bana dair. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yazım hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım ikinci kitabınız bir an önce raflardaki yerini alır. Üçüncü kitabınız da yazım aşamasında devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Okuyucularınızla ve yeni yaşamınızda başarılar diliyorum. Evet sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Yonca Karaben Sözer ile yaptığımız söyleşi için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki programda sizler için seçtiğim kitap bölümüne geldi sıra. Doğan Novus etiketiyle raflardaki yerini alan Yonca Karaben Sözer'in kaleme aldığı bir bu hafta sizler için seçtiğim kitap. Her şey Clara ile Bay Gregorev'in yazışmalarıyla başlar. Clara, büyük bir yayın evinin yöneticisi olan Bayan Sina aracılığıyla Bay Gregorev'e ulaşmıştır ve bir editörün yazdıkları konusunda kendisini yönlendirmesini istemektedir. Oldukça tanınmış bir editör olan Bay Gregorev, Clara'dan bir hakkında yazmasını ister. Clara'nın rehberi kutsal kitaptır. Sonra ikinci yazı konusu gelir. 2. İki yazıdan sonra yeteneğini ispatlayan Clara'ya Bay Gregorev yüz yüze görüşme teklif eder. Aslında rakamlar hakkında yazmanın altında çok derin bir gizem vardır. Dünyada bütün bilgilerin var olduğuna, ancak bunların insanlara hazır olduklarında vermek gerektiğine inanan küçük ama etkili bir grup, genç kuşak temsilcilerini aramaktadır. Elinize aldığınızda bir nefeste okuyacağınız akışta kaleme alınmış. Birbirinden ilginç karakterlerin yer aldığı bu kitabı deneyimlemenizi tavsiye ediyorum sanat dostları. Evet sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, bu haftaki Nalanca Sanat programının sonuna geldik. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün, bir önceki günden daha güzel, sağlıklı ve umut dolu olsun. Sanat dolu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sanatsız kalmayın. Nalan Kumlalı Atahan'ın hazırlayıp sunduğu Sanat Dünyası'ndan haberleri dinlediniz.